kira fiyatları korkunç, kiralar korkunç artmış durumda. 2'ye 3'e katladığı söyleniliyor. Burada emlakçıların rolü ne kadar? Bunlar da çok tartışılıyor. Peki ev sahibi sizi istediği şekilde kiraya zam yapmadığınız gerekçesiyle evinizden çıkartabilir mi? Bu sorunun cevabını aradık. Kiralar yükseldi. Hal böyle olunca bazı ev sahipleri kiracılarını çıkarıp evlerini daha yüksek fiyattan kiralamaya çalıştı. Doğru, geçimini ona bağladıysa. Bazıları da kiraya fahiş oranda zam yapmak istedi. 4500 lira kira ödüyordum. Mal sahibi 8000 liralardan bahsetmeye başladı. Ev sahibi kendiliğinden ben rakamını artırdım veya yeni bir sözleşme tanzim edeceğim diyemez. Çünkü dedi burada dedi yabancılar bu kiraları ödüyor dediler. Ben de hemen Mecidiyeköy tarafından 630 bin liraya bir daire aldım. Zam mı yaptı ev sahibi? Evet, zam yaptı. Kiracıyı kanun koruma altına alıyor. Taraflar kendi aralarında sözleşme özgürlüğü çerçevesinde oran belirleyebilirler ancak bu oran tüfe oranını geçemez. Ne kadar kira veriyorsunuz? 2600 veriyorum. Normalde önceden 2000 falan veriyorduk. Son zamanlarda bayağı bir yükseldi. Peki ev sahibi kiracıyı istediği zaman evden çıkarabilir mi? Ev sahibi kiracıyı sözleşmenin bitmesine istinaden çıkaramaz. Yani kanun diyor ki kiracıyı 10 yıl boyunca sen haklı bir sebebin olmadan ve dava açmadan çıkaramazsın. Oğlum ya da kızım gelecek evden çıkın diyen ev sahipleri karşısında kiracı neye dikkat etmeli? Alt soyun, üst soyun kullanımına mahsus bırakılmak üzere çıkarılabilir kiracı. Ancak bunun yapılması için kira sözleşmesinin süresinin bitmesine müteakip bir dava kararına ihtiyacı var. Dengeyi kurmak lazım kiracıyla ev sahibi. Senin anlayışına bağlı biraz da. Bu kiracı bu davaya istinaden çıkarıldığı takdirde yine 3 yıl boyunca o kiracı dışında kimseyi de oraya kiracı olarak dahil edemezler. Kiralar artınca depozito da kiracıların en büyük dertlerinden biri oldu. Ev sahibi depozito bedeli olarak en fazla 3 kira bedelini alabilir. Genel uygulama 1 kira bedelinin alınması şeklinde karşımıza geliyor. Özellikle yağmurlu havalarda bazen çatı akması problemiyle karşılaşılabiliyor. Bazen de kombi arızalanıyor. Peki tüm bu masrafları ev sahibi mi ödemeli, kiracı mı? Kiracı kendi kombisini taktırıp giderken de götürebilir. Kullanımdan kaynaklı olmayan, yani kiracının verdiği bir zarar sebebiyle veya kullanım hatası sebebiyle meydana gelmeyen durumlarda burada kiraya veren bu bedelleri ödemekle yükümlü. Kombin falan bozuldu, onları biz yaptık. Karşılamadı mı? Yok, karşılamadı. Biz söyledik de dedi ben karşılamıyorum. Kiracı kiraya verene bunu söyledi ve bunlar yapılmadı. O takdirde kendi cebinden bunu yapıp kira bedelinden düşme hakkına sahiptir. Hakikaten bu kiralar konusunda çok fazla şikayet alıyorum. Okurlardan da geliyor, seyircilerden de geliyor. 2-3 katı kiralar artmış durumda. Bunun sebebini eğer dolara bağlıyorsa ev sahipleri, evlerin maliyetinde nasıl bir artış yaşanıyor buna anlam veremiyoruz. Bunun adı fırsatçılıktır. Açık ve net şekilde bunu söylemek gerekiyor. Evet, yine son günlerin çok tartışılan konularından birisi Ataşehir'de vahşi bir cinayet işlendi biliyorsunuz. Bir genç adam hiç tanımadığı bir kadını sokak ortasında öldürdü. Ardından akli durum dengesi yerinde olmayabilir, işte ilaçlar kullanıyordu, psikolojisi bozuktu gibi savunmalar yapılıyor. Vatandaş da isyanda, kimin psikolojisi iyi, dolayısıyla katille ruh hastasını nasıl ayıracağız? Bunu tabii ki Ataşehir olayı üzerinden değil sadece genel olarak hukuk mantığı açısından anlamaya çalışacağız. Önce bir izleyelim konumuzu, temel problemimiz neymiş? Türkiye'de son zamanlarda kadın cinayeti haberleri art arda geliyor. Mahkemeye çıkan sanıklar akıl sağlığı ya da bozuk psikoloji gibi sebeplerle ceza indirimi alıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesi failin algılama ve irade yeteneğinin olmamasıyla irade yeteneğinin azalmış olmasını hafifletici sebep olarak kabul ediyor. Ceza indirimi yapıp yapmamakta takdir hakkını kullanıyor. Ancak hakim hukuk çerçevesinde karar vermekle yükümlü, yani keyfi davranamıyor. Peki her bir maddesi kanunla belirlenmiş olan yargılamalar neden sürekli tartışma konusu oluyor?